Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi çok kriterli bir flütörleme işlemi yapacağız. Burada 4 tane kriter alanımız var. Ve bu ay adı soyadı, ürün adı ve ülke adlarını biz şu tabloda flütörleme işlemi yapacağız. Şimdi F8'de adım adım gidiyorum. Bakın burada otofilter 6 var. Bu 6, 2, 3, 4 var. Otofilter diye gidiyor. Bu arkadaşlar filtreleme yapacağımız başlığın sütun numarası, yani tablomuzdaki sütun numarasıdır. Ay tablomuzun 6. sütununda, adı soyadı 2. sütunda, ürün adı 3. sütunda, ülke adı da 4. sütunda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ne yapacak? İlk önce buradaki sıraya göre, yani şu kodlardaki sıraya göre ayı filtreleyecek. Ayımız Mart arkadaşlar. Bakın Mart buraya geldi. Şimdi sırada ne var? Sırada adı soyadı var. Bakan geldi arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Ürün adı var. Buzdolabı da geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi de ülke adı gelecek. Türkiye. Evet, bu şekilde bir filtreleme yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu şuradaki şeye göre yapıyoruz. Butona göre. Şuradan çıkayım ben. Bunu değiştirelim. Mart dedik. Şubat olsun. Hakan, İsmail olsun. Bu olsun arkadaşlar. Göster dediğim zaman bakın İsmail buzdolabı ve Türkiye geldi. Bakalım bunun Azerbaycan satışları var mı? Varmış arkadaşlar. Peki sadece buzdolabı mı var? Çamaşır makinesi var mı? Göster dediğim zaman evet arkadaşlar varmış. Ve böyle bir filtreleme yapabiliyoruz. Şu temizledi arkadaşlar. Kodu şu. Tablomuzu normal haline döndürüyor. Bakın şimdi temizle dediğim zaman temizlendi ve tablomuz filtresiz bir hale geldi. Şimdi bunu bu butona atayarak mı yapabiliriz? Belki şöylesi daha güzel olur. Bakın buradan şuraya geleyim. Şunları buradan kopyaladım. Geliyorum buradan worksheet'in change olayına. Yani bir değişiklik olduğu zaman. Şunu siliyorum buradan. Buraya bu kodları yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Onlar kalsın. Şimdi bakın arkadaşlar. Geldim buradan. Mayıs'ı seçtim. Bakın Mayıs geldi hemen. Butona basmadan değişiklik burada yapabiliyorum. Hasan dedik. Geldi. Buzdolabı dedik. Bu da geldi arkadaşlar. Ülkesini değiştirelim. Rusya olsun arkadaşlar. O da geldi. Böyle biraz daha Nisan diyelim. İsmail olsun. Çamaşır makinesi olsun. Olmasın. Buzdolabı olsun. Bakın değişti gördüğünüz gibi. Burası da Azerbaycan olsun. Evet arkadaşlar, böyle bir çalışma müşterimize gidiyor arkadaşlar. Tıkladığımız zaman tablomuz normal haline gelecektir. İnşallah faydalı olur. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.